20. asırdaki yaşayan Müslümanlar olarak 1950'li yıllardan sonra bu yeni gelişen durumlara nasıl cevap verileceğine dair ciddi endişeler, tereddütler oluştu. Çünkü 1950'lere gelindiğinde Müslümanların evet bunun dediği her şey doğrudur, bunun hükmüyle amel edelim diyeceği alim de tek tek kalmamaya başladı. Azaldı, alimler de gitti aramızdan. Yani içtihat düzeyinde zaten alim asırlardan beri zor yetişiyordu. Bilhassa hilafetin ilgasından sonra Müslümanlar can derdine düştüler diyelim. Yani İslam topraklarını başta Kudüs olmak üzere kurtarma endişesi Müslümanların ciddi bir şekilde bu ayrıntılara vakit bulamamak gibi bir sonuç getirdi. 1950'lerden itibaren gerek siyasi alanda ve gerekse ilmi alanda Müslümanlar kurullar oluşturma hamlesine geçtiler. Fıkıh konseyleri de kurulmaya başlandı. 1970'li yıllardan itibaren ciddi fıkıh toplantıları yapıldı. Bu toplantılara fıkıhta temayüz etmiş, fıkıhta eserler vermiş insanlar çağrıldı. Benim bizzat toplantılarına katıldığım fıkıh kurulları, fıkıh konseyleri, Arap aleminde Mecmu'l Fıkhı'l İslami diye isim veriliyor bunlara. Fıkıh, İslam fıkhı konseyleri diyebiliriz. Türkiye'den de konseylere kısmına mesela Halil Gönenç Hoca Efendi'nin katıldığını biliyorum. Bunlar bazen branşlı toplantılar. Mesela Zekat Fıkhı Konseyi diye bir konsey kuruldu. Kuveyt başta olmak üzere pek çok ülke buna ev sahipliği yaptı. Tıp alanında tıp konseyi diye konseyler toplandı. Genel olarak da fıkıh konseyi diye bütün fıkıh konularını ihtiva eden konseyler toplandı. Bu konseylerin toplantılarına izleyici olarak bir kısmına katıldım. Orada gözlerimle gördüğüm çalışma şöyle. Deniyor ki işte 6 ay sonra filan yerde toplanacağız. O toplantıda mesela hava parası almak caiz midir? Bunu konuşacağız. Mesela şeker hastalarının kullandığı insülin orucu bozar mı? Bunu konuşacağız. 5 tane 3 tane konu veriyorlar. Bunlar tabii mesela Yusuf Karadavi baş katılımcısı bu toplantıda. Bunlar 30-40 tane eserleri olan insanlar. Veyahut da mesela işte fıkhın şu bölümünde, zekat bölümünde master doktora yapmış, eser yazmış insan. Onu çağırıyorlar. Bu ondan sonra deniyor ki bu tıp, bu mesela şeker hastalığını kullandığı insülin orucu bozar mı konusu tıbbı çok ilgilendiriyor. Buna bu konuda uzman Müslüman tıp adamı çağıralım diyorlar. 3 tane 5 tane onlara da rica ediyorlar. Ücretlerini veriyorlar. 6 ay onlar da hazırlanıyor. Soruları hazırlıyorlar onlar. Diyorlar ki insülin hastası ya da astım hastaları sprey kullanacak deniyor. Bunların hükmü nedir? Mesela astım hastalarının ciğerle ilgili sorunu olan hastaların kullandığı sprey ile ilgili örnekte konuşacağız. Mesela ağzına fıs diye böyle bir hava veriyor. Bunun içinde sıvı da var. Bu orucu bozar mı bozmaz mı? Bu toplantılarda o sprey ile ilgili toplantıya mesela hatırlıyorum. O toplantıda yani bir sprey kelimesi iki gün yüzlerce insanın şudur budur diye böyle saatlerce konuştukları toplantılar. Bunlar sonra o toplantı tutanakları tutanak yapılıyor. Onlar 50 ciltten fazla büyük bir ansiklopedi gibi piyasaya sunuluyor. Benim kütüphanemde de var. Orada herkes sunuyor. Mesela işte örnek verelim. Sprey kullanması astım hastanın orucu bozar mı diye sorusuna 10 sayfalık, 20 sayfalık, 5 sayfalık, 1 sayfalık raporlar hazırlıyorlar. O doktorlardan da soruyorlar. Bazen kimyagerleri çağırıyorlar. Bunun aslı nedir? Mesela işte jilatin kullanmak caiz midir? Oraya bir kimyager çağırıyorlar, biyolog çağırıyorlar.
Onların da kanaatlerini dinliyor fıkıhçılar. Yazılı raporlarını alıyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki işte oradaki 10 tane şahıs var diyelim. Sprey kullanmak orucu bozmaz diyorlar. Veya bozar diyorlar. Gerekçesini herkes açıklıyor. Bu arada birisi bu gerekçe böyledir derken ona cevap veriliyor. Filan kurala ters düşüyorsun deniyor. O ona cevap veriyor. Bayağı bildiğimiz ciddi tartışmalar yapılıyor. Bazı konular 3, 5, 10 toplantıya yayılıyor. Diyorlar ki biz bunda karar veremedik. Hiç kimsenin kalbi mutmain olmadı. Bunu bir dahaki toplantıya alalım diyor. Bir dahaki toplantı dediği en az 6 ay. 6 ay onlar tekrar oturuyorlar, araştırıyorlar. Bir dahaki toplantı, bir dahaki toplantı. En sonunda ikna olunca fukaha konsey kararı olarak bunu yayınlıyorlar. Diyorlar ki biz filan 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 işte 30 tane 40 tane kaç kişiyse o katılımcılar fakih olarak biz şunun şu konuda caiz olduğuna inanıyoruz. İnandık diyorlar. Ondan sonra altına not düşüyorlar. Filanca da bu kararımıza katılmadı. Ben caiz olmadığını düşünüyorum dedi. Eğer ittifak edemezlerse, ittifak ne demek? 30 kişiden 25 tanesi ben uygun görüyorum diyor veya uygun görmüyorum diyor. 5 tanesi de bize göre katılmıyoruz bu karara diyor. Buna ittifak deniyor. %100 herkes el birliği yapsa buna zaten icma diyoruz. O çok zor gerçekleşiyor. Bu kararlar fıkıh konseyi kararı olarak yayınlanıyor. Ondan sonra kamuoyuna duyuruluyor işte. Onun siteleri var şimdiki zamanda. Bu kararlar hemen fukaha tarafından alınıyor. Bir kısmı bütün dünyada hemen tepki buluyor. Hemen uygulanıyor. Bir kısmına itirazlar geliyor. Bu itirazlar tekrar konseye geliyor. Ama şu ana kadar konseyin bu kararlardan biz önceki kararımızdan vazgeçtik dediğine rastlamadım doğru dürüst. Yani genelde çünkü onlar da zaten mesela Suudi Arabistan'daki veya Mısır'daki bir zat geliyor bu toplantıya katılıyor. O da zaten 6 ay gidip Ezer'de şurada burada arkadaşlarıyla tartışarak oraya geliyor. Yani bu konular böyle gazetecilerin röportaj yapar gibi hemen karşısına çıkarılıp verilmiyor. Araştırılması isteniyor. Geniş bir araştırma yapıldığı için gelecek tepkiler de hazırlanmış olarak veriliyor. Maalesef Türkiye'den çok kimse katılmıyor. Yani birkaç zat var. Arapça sorunu olduğu için ve veya belki de devlet fazla hoşlanmıyor bu tip konulara katılmasına. Ya da gelip katılsa kim itibar edecek fıkıh konseyine Türkiye'de? Neyse Türkiye'den çok katılan yok ama baş katılımcı Halil Göneç Hoca Efendi. Onu biliyorum. Allah ömrüne bereket versin. Türkiye'nin de fıkıhta saygın 3-5 isminden biri. Birkaç toplantıya Mehmet Savaş Hoca Efendi'nin katıldığını da duydum ama ben bizzat katıldığını görmedim. Yani bu kararlar fıkıh konseylerinde böyle alınıyor. Ben şahsen fıkıh konseyinin ittifakla aldığı kararların bu asırdaki Müslümanları bağladığını düşünüyorum. Bu oruç meselelerinde de bir dahaki derste göreceğiz şimdi vaktimiz doldu. Ciddi bir şekilde Müslümanlara ufuk açıyor. Yani münferit bir hoca efendinin ben uygun görmüyorum böyle değil demesi başka bir şey. 50 tane 60 tane fıkıhta uzman alimin biz bunu böyle uygun gördük demesi başka bir şey. Yani burada bir şu da var. Şimdi bu fıkıh konseyine Türkiye'den bazıları tepki gösterirken mezhepsizlerin falan diyorlar. Hiç de alakası yok. O konseylerde ki toplantılarda yani bir defa dört büyük imamın görüşlerinin dışına çıkılmaması diye zaten adamların ittifakı var. Yani böyle biz Kur'an'dan kendimiz alalım, fukahayı takmayalım diye bir şey ben görmedim. Özellikle o tezlerin hazırlandığı şeyler benim kütüphanemde de var, raporlar. Koca koca dosyalar hazırlanmışlar. Filan alime göre, filan müştehide göre, filana göre, filana göre diye çalışıldığı için böyle bir eski fukahamızı ümmetin köklerini yok saymak gibi bir cüret ben görmedim. Dolayısıyla ama şu var, onu vurgulayalım. Yani Hanefi fıkıh kitaplarına göre
ve Şafii fıkıh kitaplarına göre tıkanılıyor. Bu iki ilme göre bir şey bu. Maliki mezhebindeki müçtehitlerden birisinde bir çıkış buluyorlar. Onu yakalıyorlar, kararı ona göre alıyorlar. Eğer zaten Maliki mezhebinde bir görüş var, bir de Hanbeli mezhebinde bir görüş var da bunlar çelişiyorsa o çelişkiyi belirtiyorlar. Biz şunu aldık diyorlar ama üç mezhepte ses yok, seda yok, bir şey bulunamıyor bununla ilgili. Bir alimden bulunuyorsa onu alıyorlar. Din budur zaten. Binaenaleyh gerek bu oruç meselelerinde ki muasır konularda zaten biz eski fukahamızın, asıl fukahamızın İbn-i Abidin'in de Fethül Kadir'inde bir şey bulduk mu kimseye bir şey sormuyoruz daha. Yani konseye monseye gerek yok orada. Karar karar zaten. Biz İmam-ı Azam'dan bulduk bulacağımızı ama İmam-ı Azam'ın zamanında endoskopi mi arayacağız şimdi? Yani onun zamanında insülin yapılıyordu hastaya diye bir araştırma mı yapacağız? Şimdiki zamanda bizim Allah'ın verdiği bu imkanları kullanacağız. İlim de Allah'ın verdiği bir imkan kullarına. İlmi de bu şekilde kullanacağız. Allah'ın nimeti olarak görüyoruz. Bu dersteki, bu konulardaki kararları fıkıh konseyinin tutanaklarından alıp ortaya çıkaracağız. İnşallah. Ama buna rağmen onların da tartıştığı, ittifak edemedikleri şeyler var. Niye ittifak edemiyorlar? Üç tanesi olabilir diyor, üç tanesi olmaz diyor. Tartışıyorlar toplantı boyu, toplantı boyu ama bir türlü ikna olmuyor hiçbir tanesi. Sonunda diyorlar ki, mesela 10 karardan en az 8 tanesi böyledir. Bunun şu bölümünde ittifak edilemedi, bir sonraki toplantıya ertelendi diyor. Fakih de bu demek zaten. Yani fakih her şeyi bilip kafadan atan, attığı doğru olan bir insan demek değil. Bu Allah'ın dininde bir cürettir. Bu zaten caiz bir hareket değil. Ama ittifak ettikleri şey bizim için mübarektir. Neden? Müslüman zaten Allah'ın kitabından biliyorsa bir şeyi yapıyor. Peygamberin aleyhisselamın sünnetinden biliyorsa yapıyor. Bilmiyorsa fukahaya müracaat edecek. Fukahanın da böyle bir tespiti yoksa bugünkü fukahaya bak bu ne demektir diyecek. Fıkıh konseyi de o demek. İki şeyi daha tespit edelim. Birincisi yani bu fukahanın boyu postu ne ki? Kim ki bunlar? Belki de bir tanesi sigara içiyordur mesela. Ya onların görüşünü İmam-ı Azam'ın görüşü gibi mi kabul edeceğiz? Elhak öyle de bir sıkıntı daha var. Biz de İmam-ı Azam'ın önünde oturacak Müslümanlar mıyız ki İmam-ı Azam gibi müçtehitler? Bu saça bu tıraş çok güzel. Bu başa bu tarak böyle işte. Yani evet bugünkü fukaha hiçbirini tankis etmek için söylemiyorum. Böyle bir itham yapılacak olsa cevabımız ne? Biz de ne Müslümanız ki zaten ne kadar titiz Müslümanız ki daha iyi fukahayı Allah bize nasip edecekti. Bütün buna rağmen son tespit olarak bugüne kadar ikinci nokta son tespit olarak da onu söylüyorum. Bugüne kadar fıkıh konseyinin mesela Suudi Arabistan hükümetinin işine gelmesi için çünkü genelde Suudi Arabistan'da Kuveyt'te toplanıyor ama diğer ülkelerde de bu toplantı yapılıyor. Kim ev sahipliği yapıyorsa toplanılıyor orada. Masraflı bir şey olduğu için de her ülke sahiplenmiyor bunu. Türkiye'de zaten sahiplenmez laiklik endişesinden dolayı. Suudi Arabistan'ın işte kraliyetin menfaatine gelsin diye bir karar verdiklerini, bütün kararlarını baştan sona defalarca inceledim. Belli konuları araştırırken de önce o kararlara bakıyorum zaten. Çünkü onların verdiği bir kararın zıttında bir kararın doğru olmadığını düşünüyorum. Şu ana kadar da şeriatımızın rahatsız olacağı sistemlerin, işte hükümetlerin menfaatine olması düşünülmüş bir karar verdiğini de görmedim. Rastlamadım. Dolayısıyla kalbim mutmain fıkıh konseyinin kararlarıyla ilgili.